Ahmet'te bir akşam öncesinden sokaklara çıkanlar baktılar ki kent kuşatma altında, abluk altında. Ne oluyor? Yarın Cumhurbaşkanı kente geliyor. Böyle geleceksen gelme. Bu kadar korkuyorsan gelme. Bak nasıl prompterden okuyorsun. Oraya da sinevizyonla gel. Oraya da görüntün gelsin. Sen korkacaksın diye bu insanlar neden bu zulme katlanıyor? Neden şehir abluk altına alınıyor? Ama bunlar kayyumcu olduğu kadar ablukacı da. Lice'ye gidiyorsunuz, abluka var. Bitlis'e gidiyorsunuz, abluk var. Nereye gitsiniz? Ya kayyum var, ya abluka var. Bu halk bunu hak etmediği için de yanıtı çok güçlü oluyor. 40 yıldır bu yanıtı vermeye devam ediyor. Bir 40 yılda geçse bu yanıtı vermeye devam edecek. Ne baş eğecek, ne diz çökecek. Bu açıklamalar sürekli olarak iktidar cephesinden açıklamalar geliyor. Öyle bir Kuzey Suriye tablosu çiziyorlar ki sanırsınız ki orada sadece, yani bütün oradaki insanların hepsi terörist. Öyle bir anlatma, öyle bir ifade. Halbuki bakın 1949 tarihli 4. Cenevre Sözleşmesi'ne göre başka yerden nüfus taşımak, bölgedeki nüfusu yerinden etmek savaş suçudur. Ne diyorlar? Biz diyorlar bu bölgeyi temizleyeceğiz, 3 milyon Suriyeli'yi oraya taşıyacağız. Oraya taşıyarak işte kendi bekalarını kurtarma peşindeler. Hem orada bir Selefi kemeri yaratacaklar, hem de nüfus ticaretiyle ve o batmış olan müteahhitlerine iş yaratarak, köy, ilçe yaparak aslında oradan bir rant devşirecekler. Sevgili arkadaşlarım, Suriye'de bugün bir sorun varsa bu sorunun çözümü ancak ve ancak siyasi yolla mümkün olabilir. Suriye'de demokratik bir çözümü var etmeliyiz. Suriye'de demokratik bir çözüm için mücadele etmeliyiz. Siyasi bir çözüm aramalıyız. Savaş politikalarıyla değil. Savaş politikalarıyla Suriye içinde, Irak içinde, Türkiye içinde ancak ve ancak çözümsüzlük üretebiliriz. Bu çözümsüzlüğe son vermenin yolu barış politikalarında, demokratik çözüm politikalarında ısrar etmektir. Ağzını açan herkes, ama herkes, Türkiye'de de, dünyada da Suriye'nin toprak bütünlüğüyle başlıyorlar konuşmaya. Suriye'nin toprak bütünlüğü, Suriye'nin toprak bütünlüğü, tamam. Bizim dışımızda, yani HDP'nin dışında Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösteren başka kimse yok. Suriye'nin toprak bütünlüğü diyorlar, savaş tamtamları, Suriye'ye girme politikaları. Muhalefet partileri bile neredeyse askerlerle birlikte Suriye'ye girecekler. Ama bakıyorsunuz Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyorlar. Evet, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmak bu operasyonla olmaz. Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmak Suriye'de yaşayan halkların demokratik çözüm çerçevesinde yan yana gelmesiyle mümkündür. Suriye'nin toprak bütünlüğü Suriye Anayasası'ndan geçer. Suriye Anayasası'nın var edileceği, ortaya çıkacağı bir yapı ancak ve ancak Suriye'deki bütün halkların o masanın etrafında oturmasıyla mümkündür. Yoksa Suriye'de Kürtleri yok sayarak, Suriye'deki özgür halkları yok sayarak, Süryanileri, Ermenileri yok sayarak Suriye'de bir demokratik çözüm üretmeniz mümkün değildir. Bugün Suriye'nin kuzeyinde demokratik bir çözüm için atılmış bir adım vardır. Bunu yok sayarak, orayı sürekli terörize ederek Suriye'de çözümün önünü açamazsınız. Suriye'de çözümün önünü açmadığınız sürece Türkiye'yi de sürekli olarak işte böyle bir şiddet ve zulüm girdabında tutarsınız. Yine tezkereler geliyor meclise. Şimdi göreceğiz mecliste. Bu tezkereler bir samimiyet testidir. Demokrasiden yana mısınız, faşizmden yana mısınız? Demokrasiden yana mısınız, yoksa savaştan yana mısınız? Barıştan yana mısınız, yoksa felaketten yana mısınız? İşte bu tezkereler bunu gösteriyor.
Belki 20 yıl oldu. 20 yıldır bu mecliste tezkereler geliyor. 20 yıl sonunda bu tezkerelere evet diye diye bu meclis bu ülkeyi bakın nereye sürükledi. 20 yıl sonunda barışı konuşamaz hale gelmiş bir Türkiye var. 20 yıl sonunda bu savaşın bütün etkilerini her evin içinde yaşayan bir Türkiye var. O yüzden bu tezkerelere artık hayır deme zamanı gelmiştir. Bir kez daha bu tezkerelere evet derseniz bir kez daha bu suça ortak olacaksınız. Öyle vatan millet Sakarya edebiyatıyla ülke yönetilmez. Öyle işte bu yan yana gelme zamanıdır diye siyaset yapılmaz. Tabii ki yan yanayız. Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında eşit yurttaşlar olarak yan yana gelmek istiyoruz. Kimsenin kimseyi tahakküm altına almadan, kimsenin kimseyi zulümle, şiddetle, baskı altına almadan bir ülkede yaşamasını istiyoruz. Böyle bir ülkedir bizim hayalimiz. Bunu var etmek için mücadelemiz. Evet, ama bugün her seferinde önümüze çıkartılan yoz milliyetçi söylemlerle adeta bu ülke parçalanıyor. Bir ülkeyi parçalamanın yolu toplumu parçalamaktan geçer. Bir ülkeyi parçalamanın yolu savaştan geçer. Tarihte örneklerini mi istiyorsunuz? Bir tane örnek yeter. İşte Nazi Almanyası. Almanya'yı parçalayan zihniyet faşizmdir. Almanya'yı parçalayan zihniyet bu anlayıştır. Bugün bu ülkenin içine dökülen, atılan nifak tohumları da işte buradan besleniyor. Evet, bugün tezkere gelecek. Bu tezkereyi değerlendirirken dönüp 5 yıl önceye bakmak gerekir. 6-8 Ekim'e bakmak gerekir. Kobani'ye bakmak gerekir. Bugün IŞİD sorunu vardır. DAEŞ sorunu vardır. Bu soruna karşı Kobani'de direnenler sadece Suriye için değil, dünya için daha da büyüyecek bir tehlikeyi önlemişlerdir. O gün Kobani konusunda duyarlılık çağrısı yapanlar bugün suçlanıyorlar. Evet, biz HDP olarak bütün dünyayı uyardık. Uluslararası kamuoyunu uyardık. Dedik ki bu tehlike durdurulmalıdır. Bu tehlike durdurulmazsa sadece Suriye ile sınırlı kalmaz, her yere sirayet eder. Şimdi 10 bin DAEŞ'li tutsaktan bahsediliyor. Cumhurbaşkanı diyor ki rakamı abartmayın. Abartmayalım. 9.900 diyelim. 9.000 diyelim. Neyi abartmayacağız? Sınırda çektirdiğiniz fotoğrafları mı? Sınırı elek haline getirdiğinizi mi? IŞİD'lilerin, DAEŞ'lerin cirit atmalarını mı? Yoksa ağırlanmalarını mı? Neyi abartmayacağız? Sırf 10.000 tane DAEŞ'li var. Ailelerini, çocuklarını saymıyoruz. 10.000'leri buluyor. Kaptalar, cezaevindeler. Bu 10.000 DAEŞ'lerin 2.000 tanesi Avrupalı. Avrupalılar diyor ki biz istemiyoruz. Kimse istemiyor. Amerikalılar diyor ki, dünyanın gördüğü en ciddiyetsiz Amerikan başkanı diyor ki bu işi halledin. Halletmeniz için size veriyoruz. Evet, dünyanın talihsizliği tüm ciddiyetsiz, tarih boyunca ortaya çıkabilecek tüm ciddiyetsiz liderlerin aynı zaman diliminde yaşamasıdır. Ve bu da işte insanlık için ciddi bir yıkımdır. Bu DAEŞ meselesinin nasıl çözüleceğine dair kimsenin bir fikri yok. Kimsenin bir çözümü yok. Ama ortada bir gerçeklik var. Şimdi bugün meclise 6-8 Ekim'le ilgili yine araştırma önergesini indiriyoruz. Daha önce de indirdik. Göreceksiniz. Adım gibi eminim. AKP'li ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedilecek. Bir kez daha bu suçun ortaklarını bu genel kurulda teşhir edeceğiz. Çünkü 6-8 Ekim'de Kobani'de eğer DAEŞ'in o ilerlemesi durdurulmasaydı belki de bugün dünya çok daha büyük felaketi yaşayacaktı. Ama biz payımıza düşen felaketleri yaşadık. Biliyoruz.
Hep birlikte yaşadık. 2015 5 Haziran Diyarbakır mitingimizde yaşadık. 5 arkadaşımızı, 5 yoldaşımızı yitirdik ama yüzlerce yaralı, 400 civarında yaralanma oldu.